Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Hint bülbülü bakımı ve üretimiyle ilgili videolarımız gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar, ben videolarımda şöyle bir yol izlemeye çalışıyorum. Böyle oturup da Google'a yazdığınızda karşınıza çıkacak sıralama bilgileri aktarmaktan ziyade kendi tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kuşlarım üzerine yaptığım denemeler, onlarla yaşadığım tecrübeler, onlarla olan hikayelerimi paylaşıyorum ki böylesinin çok daha öğretici, çok daha yol gösterici olduğuna inanıyorum. Çünkü ben de uzun yıllar boyunca arkadaşlar kuşlarla ilgilenen biri olarak tecrübelerimin, bilgilerimin birçoğunu bu şekilde öğrenmişimdir. Çoğu ustamdan bir çay kahve sohbet sırasında duyduğum şeyler arkadaşlar bana okuduğum şeylerden çok daha fazla şey katmıştır. Ben de kanalımdaki videolarda böyle bir yol izlemeye çalışıyorum. Çünkü herhangi kafanıza takılan bir konuyla ilgili arkadaşlar Google'a yazdığınızda zaten karşınıza bir sürü sıralanmış kuru bilgi çıkıyor. Ben onun yerine işin mutfağından arkadaşlar bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Böyle bir konseptim var. Umarım sizin için faydası oluyordur. Bu videomuzda da şu an üzerine çalıştığım iki Hint bülbülü çiftimden bahsedeceğim. Ve Hint bülbülü eşlemesi nasıl yapılır? Bir çift bülbülüne nasıl adapte edilir? Bunun üzerine konuşacağız. Ve bununla bağlantılı olarak da Hint bülbüllerinin tek eşliği üzerine arkadaşlar fikirlerimizi beyan edeceğiz. Şimdi gördüğünüz çiftimin yanında daha önce şu beyaz dişin yanında arkadaşlar siyah yanak Hint bülbülüm vardı, erkek olan. Şu an görüyorsunuz çok şiddetli bir kavga içindeler. Ben daha önceki çiftten arkadaşlar toplamda 5 kuluçkada 20'den fazla yumurtada hiç dolu yumurta alamayınca bunların kısır olabileceğini düşündüm ve kısır olmadıklarından emin olduğum kuşların yanına koydum arkadaşlar. Çünkü diğer kuşlardan yumurta ve yavru aldım daha öncesinde. Ama görüyorsunuz 2 haftaya yakın bir zaman olmasına rağmen kavgaları hız kesmeden devam ediyor. Sadece birazdan göstereceğim çiftimde hafif hafif bir yakınlaşmalar, bir araya gelmeler olmaya başladı. Tabii kuşçuluk sabır işleri arkadaşlar. Biraz beklememiz, onlara zaman tanımamız gerekiyor. Şimdi ben neden böyle bir durumla karşılaştım? Şu anda da arkadaşlar görüyorsunuz az önce sözünü ettiğim siyah yanak erkeğim bu. Yanında da diğer erkekten ayırıp bunun yanına koyduğum görüyorsunuz arkadaşlar süt kahve bir dişi Hint bülbülüm var. Şimdi arkadaşlar bu kavgalar neden bu şekilde hız kesmeden devam ediyor? Şimdi normalde yeni bir çift aldığımız zaman ne yaparız? Gideriz bir üreticiden ya da bir pet shop'tan bir salmada bir sürü kuşun olduğu yerden arkadaşlar beğendiğimiz bir erkek bir dişi bir çift alır. Kafese koyarız ve kısa zamanda 1-2 gün içinde hemen bir kaynaşmaya girip böyle yuvaya beraber yatmaya falan başlarlar. Peki benim bu çiftimde neden böyle ısrarlı kavgalar devam ediyor? Arkadaşlar ben bu siyah yanakla az önce aşağıdaki kafeste gösterdiğim beyaz dişini bir pet shop'tan aldım ve bunlar bir çift halinde arkadaşlar ayrı bir kafeste bulunuyordu. Yani onu oraya biri getirmiş. Şimdi ben her zaman tavsiye ediyorum videolarımda eğer çevrenizde varsa üreticilerden almayı tercih edin arkadaşlar kuşlarınız. Yani Hint bülbüllerinde de olsun diğer türlerde de olsun. Çünkü üreticiler en azından arkadaşlar size hikayesini anlatabilirler kuşun. Yani daha önce ondan yavru alındı mı alınmadı mı ne tarz kuş. Şimdi ben bunları böyle bir riske girdim bilerek neden aldım? Çünkü bu siyah yanak arkadaşlar her yerde bulunamayan bir mutasyondu. Çok da güzel bir kuştu. Görüyorsunuz ne kadar böyle pırıl pırıl arkadaşlar. Ve çok özel bir kuş görüyorsunuz. Güzelliğine bakın şunun maşallah. Aynı zamanda bunun yanındaki dişi de öyleydi. Ben bunu da çok beğendiğim için böyle bir riske girerek aldım. Şimdi de böyle bir kısır döngüyü arkadaşlar çözmeye çalışıyorum. Şimdi eğer bunlarda herhangi birinde sorun varsa arkadaşlar bu eşleştirmelerden sonra bu sorun devam edip etmediğine göre arkadaşlar şekillenecek durum. Yani bu çiftlerin hangisinde bir sorun var, kısır olan hangisi ya da ikisinde de mi problem var göreceğiz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yanlarına koyduğum kuşlar daha önce yumurta ve yavru verdi. Şimdi bunların bu kadar uzun süre kavga halinde olmaları arkadaşlar şunu gösteriyor. Demek ki bu kuşlar uzun süre bir aradalarmış.
Yani Hint bülbülleri arkadaşlar yanına koyduğunuz hemen hemen her kuşla eşleşme yaparlar. Bir süre sonra adapte olurlar ama böyle ısrarlı bir şekilde yanaşmıyorlarsa birbirlerine, bunların uzun süre bir arada daha önce bulunmuş oldukları aklımıza gelmeli. Görüyorsunuz, dediğim gibi az önce bu çifte böyle bir yakınlaşma böyle minik minik başladı arkadaşlar. Ben de şu an onlara böyle yakın çekim yapıyorum. Görüyorsunuz, diğer kafesteki çifte göre çok daha sakinler. Son iki gündür de biraz böyle gaga tokuştukları, tokuşturduklarını falan görmeye başladım arkadaşlar. Zaten Hint bülbülünde yakınlaşma böyle başlıyor. İşte gaga hareketleri, ondan sonra birbirlerinin böyle tüylerini kaşımalar vesaire arkadaşlar. Şimdi bu çiftinde de görüyorsunuz hala bunlar böyle çılgınca kavga ediyorlar. Zaman zaman çok şiddetleniyor kavgaları. Bunun arkadaşlar tek bir çözümü var şu anda. Bunları böyle sabırla bekleyeceksiniz. Uzun süre bir arada tutacaksınız. Yuva çok önemlidir Hint bülbülü üretiminde. Diğer kuşlar gibi böyle bunların kızgınlığa girmesini beklemeden, çiftleşmelerini görmeden, üretme faaliyetlerini beklemeden arkadaşlar hemen yuvalık takılmalı. Bir süre sonra ne kadar böyle kavga etselerdi arkadaşlar, ya bu kavgaları 1-2 hafta sürse bile eninde sonunda birlikte yuvaya girecekler ve yavaş yavaş da birbirlerine yakınlaşmaya başlayacaklardır arkadaşlar. Bu çiftte bakalım artık ilk adım bunlarda yuvaya girmek olacak. Yuvaya girdikten sonra inşallah daha önümüzü görmeye başlayacağız.